şeyhe yapılan rabıta ve himmet isteme doğru mudur diyor. Herhalde biraz rabıtanın ne olduğunu öğrenmek istiyor. Secdelerimizde biz de öğrenelim. Rabıta nedir? Şeyhe rabıta yapmak nedir? Himmet istemeyi biliyoruz zaten. Şimdi keşke bu bütün bunlar bizim internet sitemizde geniş geniş var. Bu konuda tüm detaylar anlatılıyor orada. Delilleriyle, her şeyle. Ben şimdi kısaca bir anlatayım. Rabıta bağ kurmak demek. Yani meditasyon. Yani bir şey Allah'a karşı aracı koyup bağ kurmak. Yani Allah'tan gelen feyiz şeyhin vasıtasıyla sana akıyor diye düşünüyorsunuz. Şeyhi çok yüce kabul edeceksiniz. Kendiniz de yüce, siz yücelerin yücesi, o yücelerin yücesi olacak. Ve şeyhten yardım isteyeceksiniz. Bunun İslam'la uzaktan yakından alakası olamaz. Yani bunun vasıta olamaz. Bu zaten rabıta Hinduların yogasıdır. O yoga Halid Bağdadi tarafından getirilmiş, Arapçaya tercüme edilmiş, Arapça tercümesinin adı rabıtadır. Bu konuda değerli bir arkadaşımız Ferit Aydın'ın çok güzel bir araştırması var. Kitap olarak da yayınlandı. Onu bizim Süleymaniye Vakfı'nda yaptı o çalışmayı. İki baskıda yaptı. Bizim sitelerimize giren herkes onu bedava indirip okuyabilirler. Yani bunun İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur rabıtanın. Çok sondaları yani işte iki asır falan olmuştur şeye gireli, tarikatlara gireli. Hinduların yogasıdır bu yani, bir meditasyondur. Yani Allah'la kendi arana bir aracı koymaktır ki Allah'ın hiç affetmeyeceği bir suç olur bu yani, şirk suçu olur. Öbürü neydi? Himmet meselesi. Ha, himmet ne demek? Himmet yardım istemek manasındadır. Tabii bu öyle yani param yok yardım anlamında bir yardım değil şimdi, herhalde. Şimdi bu konuda bir hatıram var. Hac'da işte Arafat'tan iniyoruz. İndik falan. Çok erken geldik. Saat 9'du otele geldik. Mekke'de. Baktım. Bizim genç hacılardan bir tanesi kahvaltı yapmış çıkıyor. Hayır dedim, ben kahvaltı yap. Ne zaman sen geldin dedi. Ben 7:30'da geldim dedi. Şeyhimin himmetiyle falan dedi. Peki senden önce gelen var mıydı? Vardı. O kimin himmetiyle geldi? Ya peki senin şeyhin nerede dedim. Ya işte dedi, bu sene gelemedi hacı. Peki nasıl burada sana himmet ediyor? Sen inanma işte bu falan böyle. Şey yaptı. Biraz da böyle zengin kalbur üstülerden birisi. Dedim ki bak senin etrafında birçok hoca var. Sen önce şeyhine bir selam söyle. De ki bak böyle bir şey olmaz diyor Abdülaziz Hoca. Asla olmaz. Ve dinimizin hiçbir şekilde kabul etmeyeceği bir günahtır. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyorsun. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardım yalnız sana isteriz diyorsun. Sen ya ben şey yapmam, ben hocaları toplayacağım gel dedi. Siz kendiniz anlaşın. Tamam dedim. Aradan en az 20 sene geçmiştir. Hocalar toplamadı. Telefonlarıma bile çıkmıyor. Hadi topla bakayım şu hocaları, gelsinler de bir oturup konuşalım. Telefonlarıma bile çıkmıyor. Bunlar İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan şeylerdir. Bir Müslüman Allah'tan başkasından bu tür yardımları asla isteyemez. İsterse onu ilah yapmış olur. Ne yapmış oluyor? Ne düşünüyor bu? Yetiş, himmet ya şeyhim dediği zaman şeyhinin onu duyduğunu düşünmezse söylemez değil mi? Evet. Böyle bir şeyi bir insan duyabilir mi? Uzaklardaki birisinin sesini insan duyabilir mi? Şu astral seyahatle ilgili bir konu. Ondan sonra sizin bulunduğunuz yerde bilmesi lazım. Oraya gelebilmesi lazım. Bu ancak tanrıların yapabileceği bir şeydir. Halbuki Allah-u Teala orada. Sana şah damarından daha yakın. Her şeye gücü yetiyor. Yani Cenab-ı Hak haşa emekli mi oldu ki öbürünü çağırıyorsun? O kim? Allah sana şah damarından daha yakınken Allah ve senin arana bir başkasını nasıl sokarsın? Şah damarına küçücük bir iğne batırsan ne olur o insan? Tam da bu noktada bağlantılı o zaman, onu da geri gelmişken sorayım. Bu şefaat meselesi. Hı hı. O zaman ben sana sorayım, hep sen bana sorma. Yani burada sen nasıl düşünüyorsun diye sormayacağım. İnsanlar benim nasıl? Benim nasıl düşündüğümün de bir önemi yok. Ben ilahiyatçı değilim. Yok. İnsanlar şefaati nasıl algılıyorlar?
Şöyle söyleyeyim işte. Yani affetse peygamberimiz. Gireceksiniz. Biraz günahınız falan varsa peygamberimiz ya da şey. Ne yapacak ya peygamber? Ya da Allah'ın veli kulları. Ne yapacak? Şöyle söyleyeyim. Hani karikatürize edeyim. Bu mesele karikatürize edilmez ama. Hani beni bağışlasınlar. Siz de bana cevaz verin. Tefe koymasınlar. Hani bir parça torpil gibi bir şey herhalde değil mi? Yani bir kurtarıcı araması değil mi özet olarak? Evet. Yani beni kurtar değil mi? Günah var. O diyecek ki bu hani yani başka türlü ifade değil mi? Yani kontenjandan istifade etmek gibi bir mesela şey. Mesela bir şey hatırıma geldi. Bir ilahi yetiş ya Muhammed bugün imdat günüdür diye değil mi? Yetiş imdat günü. Yetiş. Siz ne zaman birisine yetiş diye bağırırsınız? İmdat günü. Yani? Zordayken. Çok zordasınız. Mesela bir aslan sizi yakalamaktadır. Ya da bir kurt vardır, bir ayı vardır falan. Yetiş, imdat diye bağırırsınız. Peki ahirette kimden korkarak bağırıyorlar? Şimdi Allah onun cezasını verirken peygamberi çağırmış gibi oluyor. Ne olacak yani? Kimin elinden kurtaracak peygamber? Yani haşa Allah'ın elinden kurtarılacak. O zaman demek ki Allah'tan daha güçlü olması gerekmez mi? Allah'tan daha merhametli olması gerekmez mi? Ama bu çok uç bir bakış. Biraz uç yumuşat- değil ama bak hani, gelenek böyle. Ama. Ben şöyle sorayım yumuşatarak sorayım. Hazreti Peygamber Allah katında önemli bir kişilik. Dolayısıyla hani onun ifadelerin bağışı, hani onun ricasını kırmaz bakışı var. Yani onu tamam da nasıl bir rica o yapacak? Yani, bakın şimdi mesela hani elinden çok, kurtarmak bizim gibi her gün okuduğumuz her namazda hemen okuduğumuz Ayet-el Kürsi var değil mi? Orada diyor ki Allah men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'izni. Allah'ın yanında şefaat edecek kimmiş? Allah'ın izin vermesi şeklinde olursa başka sonra orada kalmıyor. Diyor ki ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfuhum. Allah onların ne yaptığını ne yapmadığını bilir. Ama peygamber bilemez ki. Peygamber insanların kalbini bilmez. Kalbini bilmediğin kişiye nasıl şey ya Rabbi sen bilmesin bu çok iyidir mi diyecek. Allah her şeyi biliyor. Dolayısıyla böyle bir kurtarıcılık yok. Mesela şimdi her koyun kendini bacağından asacak orası için geçerli bir şey olsa gerek. Herkes tek başına hesap verecek. Yani şu var mesela yalnız demeyeyim de yani bunu destekler mahiyet o kadar çok ayet var ki. Diyor ki şeyde İnfitar suresinin sonunda ki işte Kur'an'ın 30. cüzdedir o. يَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. O gün hiç kimse lehine hiçbir şey yapamayacak. Yani hiç kimsenin hiçbir konuda hiç kimseye yardımı menfaati olmayacaktır diyor. Bunu söyleyen Allah-u Teala. وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِنْ لِلّٰهِ. O gün emir ve irade Allah'a mahsustur. Peki şefaatle ilgili hadisler ve ayetler var. Onlar ne olacak? Var. Şimdi Allah koyduğu kural gereği bazı kimselere şefaat izni verir. Ama o nasıl? لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةِ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Yani o şeyler şefaat edecek durumlar Allah'ın izin verdiği ve kendi lehine söz söylenmesine müsaade ettiği kişiler için ancak şefaat olur. Kimdir ona? Yani Allah-u Teala diyecek ki Turgay gel şuna şefaat et. Ya Rabbi öbür ne? Hayır. Şuna. Kimdir onlar? Onlar şunlar. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerif var işte şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Büyük günah işlememiş olanların şefaati ihtiyacı yok ki zaten. Neden yok? Allah-u Teala Nisa suresinin 31. ayetinde diyor ki اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سِيَّاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerini işlemediyseniz küçüklerini örter görmeyiz diyor. Ve sizi çok güzel bir konuma getiririz. Ben büyük günah işlemediysem
Allah da küçüklerini görmem dediyse benim şefaate ihtiyacım olur mu? Yok. Ha, yok. Ha, büyük günah işlemişsem, büyük günahların en büyüğü var, şirk. Allah şirki bağışlamam diyor. Şirkin altındaki günahı da koyduğu bir kurala göre bağışlar. O limen yaşa veya filmadune darike limen yaşa da Allah koyduğu bir kurala göre bağışlar. O da öyle şey değil. Her şeye bir kural koymuşlar Allah-u Teala. İşte o büyük günah işlememiş olan bir kişileri bağışlamak istemişse, onun detayları tabii var. Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarını Cenab-ı Hak anlatmış. Bu da yine bizim sitemizde tüm detaylarıyla anlatılıyor. Ha, o zaman ya Muhammed gel sen şunlara şunlara söyle. Yani ne demek? Şunların cennete gireceğini sen bildir. Neden? Çünkü o bütün insanlığın bir arada olduğu yerde Allah-u Teala ona değer verdiğini göstermiş oluyor. Sadece Peygamberimiz değil, daha birçok kimse. Mesela Araf'ta bir takım rical vardır. Herkesin simalarından tanırlar diye. Her devrin şahitleri vardır ve onlara Allah-u Teala bir takım şeyler verir. Ama bu insanların o kişileri seçme hakkı yok. O kişileri Allah seçer. Mesela bir ayette de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yani insanlar cennete gitmiş olan kişilerin babalarından, soylarından durumları uygun olanları o cennetteki kişiyi razı etmek için Allah onun yanına gönderecek. O zaman şunun durumu uygundur. Cehennemden çıkarır onları, gönderir. İşte bu da bir çeşit şefaat olabilir.